yarım saate bitiyor hayatım. Şu anda metni düzeltiyorlar. Sana içeriden bilgi mi geliyor? Evet. Kiminle arayın, niye? Ya onu söylemeyeyim de yarım saate bitiyor, metni hazırlıyorlar. Anlat. Başka bilgi anlat. Hayır şöyle. Bu kadar biliyorsan hayır, devam şöyle, et. Hayır şöyle. Zafer'in dediği hükümet programı doğru. Hı hı. Bu adaylık meselesine de... Çok biliyorsan sen konuş dedi. Yok vallahi metni içeriğini sordum da yarım saat dişini sık dedi. Tamam. Hükümet programı, hükümet programı konuşulduğu doğru. Adaylık meselesi ben toplantı başladığında bir iki yerle görüştüm. Aday isim olarak değil. Takdim olarak açıklayalım mı? Atıyorum. Resmi gazetede yayınlandı ertesi gün. Ya da işte atıyorum 15 Mart gibi bir takvim açıklayalım. Beklenti yüksek. Suyun Temel Bey'in önerisi yani o. Yani şu mu? Biz işte uyduruyorum 15 Mart günü adayımızı açıklayacağız diye bir açıklama mı yapacaklar? Aday ortada yok ama tarih olacak. Temel Bey'in istediği o. Peki, enteresan. Beklenti çok yüksek. Mi? Ha? Yani önce o kararı almaları lazım. Seçime girmeye karar vermişler bu konuyu mi? Daha sonraki toplantıda konuşalım. Ya aday Kemal Bey ya. Yani. Hayır, adaydan önce bak seçime girmeyebilirler. Son dakikada seçime girmeye karar almışlar mı? Yani her şey ortak oluyor. Ya inşallah. Peki yani, başka bak. Detay var mı bu geceden? Menü var. İlginizi çekerse. Çeker. Ne? Vallahi ciddi söylüyorum. Konya yemeği mi? Bak söyleyeyim. Bu arada hepiniz yemek yediniz mi? Evet. Özel söyle. Hayatımız seni ilgilendirmez. Hayır aşkısı. Sen özellikle sen yedin mi aşkısı? Mekan nerede bu toplantı bugün? Rejim yapıyor. Ahmet Davutoğlu'nda. Hayır. Nerede yani? Zaten Hande yemek, neresi? Şöyle Hande yemekle ilgilenmiyor zaten. Bizim Mia kadar yiyor benim. Mekan neresi? Sosyal tesis falan Ahmet mı? Ahmet Bey'in ikametgahı. Ya Gelecek Partisi, Gelecek Partisi Genel Merkezi. İkametgah değil, genel merkez. Genel şey yani. Merkezde. Peki, evet neyi yemişler? Canım, söyle. Ciddi söylüyorum ya dedim somut hani ne var? Dedi ki ya daha konuşuluyor bir şey diyemem. Dedim ki hani bari öğlen ne yediler? Önce güldü, ciddiyimiz çok ciddiyim dedim, merak ettim. Ondan sonra aldım vallahi. Söyle. Konya usulü etli bamya ama çorbası. Ama dedim bak Konya yemekleri mi dedim, evet. Konya usulü etli bamya çorbası. Zeytinyağlı enginar. Evet. Mevsim salatası, kuzu kafes pirzola. Ha. Ben baktım kuzu kafes pirzola bayağı zor yapılan bir şey. Arda'nın mutfağından baktım. Bir başında senin aşçı şeyi çaktan eksik. Evet başka. Ondan sonra kabak tatlısı da final olmuş. Final olmuş mu? 9 saatte ya, çay, kahve, meyve acıkıp bir de akşam yemeği yemiş olmasınlar? Yok çay kahve meyve. Peki önüne geçiyorlar. Şöyle, peki. Çay kahve meyve girip çıkıyordu ben yayına girene kadar. Tamam. Hatta ben şey dedim yaşıyorlar mı hani 8 saat oldu falan. Hı hı. Dedi ki içeriye çay kahve giriyor yani bir problem görünmüyor. Hani tansiyonu düşen var mı yok mu diye. Garsondan almış bilgileri belli. Şimdi az önce Zafer şey dedi yani. Ya da yemeği hazırlayan yerle kesin önden konuşmuştur. Evet. Şimdi Davutoğlu ev sahibi ya. Şimdi Davutoğlu politik yola bir makale gönderdi. Bu aslında altılı masa 5 Ocak'taki altılı masada toplantıda perspektifini belirleyecek diye Politik Yol internet sitesinde bir makale. Eğer Davutoğlu bunları anlatmaya kalktıysa bence yarım saat sonra bile şükredelim bittiğini. Çünkü niye biliyor musun? Osmanlı'dan Cumhuriyet'e tarzı siyaset. Anladım başlıkları ben. Söylüyorum. Konu başlıklarını tahmin edebiliyorum. Ciddi söylüyorum ama yani. Bunlar toplantıda konuşulan değil. Oraya gönderdiğim makale. Yahu Allah aşkına. Modernleşmeden küreselleşmeye yeni bir tarihe eşik. Ondan sonra tamam da modernizm muhafazakarlık demliliği çizgisi. Azıcık Meral Hanım'ı tanıyorsak infilak eder orada. İşte infilak tabii Meral Hanım infilak eder. Kavgasız ondan sonra toplantı bak görürüz. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi 3 tarzı siyasetin otoriter dönüşümü. Melik bir mesaj var seni keseceğim. Neyse baş kısmı okumayayım da ya bunları bırak da diyor bir arkadaşım. Yarın Melik Bey'i de al. Öğlen bir yerde yemek yiyelim diyor. Eğer şey varsa gelirim. Tövbe neydi? Tövbe. Kuzu kafes pirzola. Bilmiyorum artık. Gerçekten pes. Devam edin evet. Altılı masanın tarihi müsiyonu. O kadar yani umutsuz görüyorlar yani masayı anlatabiliyor muyum? O açıdan yani, ya baş cümleyi söylemedim yani. Yemeğe gideceksiniz sağ olun. Baş cümleyi daha devam ediyor. Dedim ki politik yoldaki arkadaşa ya kardeşim dedim bütün internet sitesini kapatmış bu makale. Tamam geçelim politik yolu. Evet. Dolayısıyla hani... uzaması o anlamda gayet normal. Şimdi, peki sence, ya sen diyorsun ki aday değil tarih bugün gündeme gelebilir. Evet. Tamam peki. Yani şöyle, takvimi açıklayalım gibi Temel Bey'in önerisi olacak. Tamam. Eğer, çünkü girerken de Temel Bey'e soruyorlar, herkes beklerken bunu konuşmamak olur mu diye.
Ben dedim ki bundan kastı mantıklı ne? Mantıklı. Ha, tabii. Bundan kastı ne? Bana söylediği şey dedi ki kastı şudur. İşte az önce dedim ya, atıyorum işte 10 Mart ya da resmi gazetede seçim kararı yayınlandıktan bir gün sonra gibi bir takvim belki metne girebilir ama ağırlıklı olarak Zafer'in dedi. Yani hükümet programı konuşuyorlar. Bir de iki tane toplantıda şeye ayırmışlar. Parlamenter sisteme geçiş. O zaten yani tamamen enerji kaybı. Hı-hı. Hiçbir projeksiyon parlamenter sisteme geçebileceğine dair bir çoğunluğu göstermiyor. Bak, 5'te 3 çoğunluk, ya, 4'te 3 çoğunluk. O yüzden açıklamayı da 10. saate yaparlar. 10. toplantı 10 saat. Vallahi abi ben samimi söylüyorum. Yani bunu hani orada öyle ya da böyle dostlarımız var. Onlarla da konuşurken söylüyorum. Ya diyorum bak, hükümet programıymış. Şunu edeceğiz, bunu edeceğiz. Bak bu zerre heyecan uyandırmıyor. İnsanlar adayı bekliyor. Herhalde geldik. Ocağın kaçı bugün? Hayatım. Ocaktasın aday abi. Ben burada Melike katılmıyorum. Bu masada bugün aday konuşulmaz. Tarih konuşulmaz. Aday değil. Bak aday... Çerçeve. Ne kadar yani, ver gitsin aday, aday konuşmak demek bu masanın dağılması demek. Ya şimdi hayatım şöyle. Ya şöyle bir dakika, bir bilgi görelim varmış. Şöyle bir ibare. Söyleyeceğim. Yani bir dakika, bilgi ne var. Ne konuşulacağına ilişkin. Evet yani bilgi var. Biz alıyoruz. Biz gündür Kemal Bey'le ve bazı yetkililerle konuşan birisinin aktardığı peki bilgiler. Ona geçmeden önce kısa bir şey aktaracağım. Geçtiğimiz günlerde ODTÜ'de bir afiş asılmıştı, hatırlarsınız. Türk ordusunu kimyasal silah kullanmakla evet, evet itham eden. Evet. O afişi indiren gençler vardı. Evet. Ve yerine Türk bayrağı asmışlardı. Türkiye Gençlik Birliği'nin şeyleri. Hı hı. Bugün ODTÜ'de bir toplantı düzenlediler. Konusu savunma sanayi zirvesi. Ve buraya özel sektörden de bir takım kuruluşlar çok gelecekti. Güzel. Ve Türkiye'nin savunma sanayinin geldiği noktayı anlatacaklardı. Sabah erken saatte PKK yandaşı bir takım isimler, gruplar geldiler. Ve o toplantının yapılacağı yeri bastılar. Oradaki afişleri yırtmışlar. Standları devirmişler ve arkasından da rektörlük toplantıyı yapacak, bu savunma sanayi toplantısını yapacakları içeri sokmamış. Bakın, bu konumuzla alakası yok ama değil mi? Yok yok, ben sadece bu Türkiye'nin yani terörle mücadeleyi konuşuyoruz sürekli. Yani böyle bir noktada, yani böyle bir durum varken rektörlüğün yapması gereken nedir? Oradaki yani siyasi bir tartışma da değil. Türkiye'nin savunma sanayi konuşulacak. Tamam. Onu korumaları gerekirken peki onu yapmamışlar ve gençler şiddetli bir şekilde bu durumu protesto tamam ediyorlar. Tamam, bunu geçelim. Ve bu duruma karşı, rektöre karşı büyük tepki gösteriyorlar. Şimdi benim edindiğim kadarıyla şu son günlerde garip garip açıklamalar var. Bunlar ne? Hulki Bey biraz önce söyledi. Türklük konusu, vatandaşlık meselesi, tarifinin düzeltilmesi, özerklik, bakın bölgede özerklik tartışmaları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı bunu gündeme getirdi. Bunlara karşı bazısına diyelim ki A partisinden, bazısına B partisinden itirazlar var. Ve bunları masaya getireceğiz demişler. Yani bugünkü toplantıda muhtemelen başta Ali Babacan olmak üzere, gelecek yani bütün partilerin hemen hemen kendi çaplarında bir takım şeyler. Yani birilerinin bunlar, birilerinin sözleri bir diğerini rahatsız ediyor. Evet. Birinin isteği öbürünü rahatsız ediyor. Evet. İyi de 6 farklı parti kim nerede fedakarlık yapacak? İşte sorun burada. Bunun içinde yani program tartışmaları da bu ana noktalarda ciddi bir şekilde, çünkü buna halktan da büyük tepki geliyor. Mesela hepimiz duymuşuzdur. Bende bir bilgi var demiştin. Evet, onu o da söyleyeceğim. Ne? Şimdi bunlar masaya gelecek konular arasında söylediler. Yani bunu toplantıya yani katılacaklar içerisinde. Yani mesela şu mu? Yani, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı, bilmeyenler için söylüyorum, Nuşirevan Erçi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz, artık özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm evet yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekli. Yani şimdi bunu söyleyince nereye Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu özerklik mi Rudava isteyecek? Söylüyor. Rudava söylüyor üstelik. Rudava Barzani televizyon. Danışmanı. Ha. Danışmanı. Evet. O zaman Kılıçdaroğlu özerklik mi isteyecek? Kılıçdaroğlu. Ama Hande Hanım siz masaya nifak sokmaya çalışıyorsunuz. Hayır. Yani ben değil mi? Uyarmak zorundayım. Evet, yani altılı masayı dağıtmaya ve nifak sokmaya çalışıyorsunuz. Şimdi sizi kınıyorum. Mesela bir başka partinin bir başka ortağında yetkilisi. Allah Allah. Şimdi özellik dediğinde
burada masada kimse bu özerken bunu gündeme getirecekler diye bilgi almış ya, bu tip konuları. Bir şey söyleyeceğim. Özerlik Ali Babacan, konusu hepsi aynı mı düşünüyor Ali acaba? Ali Babacan farklı bir şey mi söylüyor? Onu da diyorum işte. Ya, Ali yani Babacan farklı ne diyor? Devrim kanunlarını diyor. Yeniden tartışmamız lazım diyor. Vatandaşlık tanımını diyor. CHP'liler düşünsün. Ali Babacan'ın danışmanı ne diyor? Ben sana söyleyeyim devrim pardon. Devrim kanununa şikayet İletişim sorumlusu ne diyor? Olabilir. Bir dakika. Ya sen Meral Hanım'ı göstereceğine Kemal Bey'i göstersene. Anayasadan diyor. Devrim kanunlarına Atatürk diyor. Yapmadı mı? Atatürk'ün abi, partisiz Kemal demiyor Bey'in mu? Danışmanı abi, söylüyor ama ya. Ama o zaman neden? Danışmanı görevden alırsın. Baş danışmanı. Bir daha duymadın mı? Danışmanını görevden alırsın. Bir şey aldılar görevden. Bir şeyi yok, yerine... almadılar daha. Dur. Yok. Bu şey... danışman görevden alınmadı. Hayır alınmadı. Bir şeyi yerinden tam tersine milletvekili aldılar. Adayı. Bak bir dakika. Bölgede. Bir şeyi yerinden aldılar oynattılar. O fotoğrafı getir... var mı elinizde? Vardır. Hangi fotoğraf? Şeyi o dediğiniz bu demeci verirken baş Türk bayrağını kaldırmışlar ya. Verirken, var mı o fotoğraf arkadaşlar duydunuz? Açıklama tamam bakıyorlar şu an. CHP almamış, Türk bayrağını Türk almış bayrağı ya. Tamam kaldırmış. Bakıyorlar evet. Şu an varsa getirelim. Ben vereyim. İyi gece görüşü. Evet. Ama şöyle hani yani bak, bunlar görüşülecekmiş. Peki pardon. O zaman bir başka durum. Görevden adaylık... alınmamış evet o fotoğraf varsa da gelsin. Şimdi o zaman... Meral Akşener buna kızmayacak mı? Meral Akşener'in bakış açısı bilmiyor muyuz? Ama Meral Akşener'in de başka şeyler var. Onlar da diğerlerinkini gündeme getiriyor. Bir dakika en azından nereden biliyoruz? Beyan esastır. Ya beyan esastır evet. Da yani teori pratik. Yani teoride herkesin teorisi çok sağlam. Ama pratikte bunlar dersen. Defalarca gündeme geldi. Pratikte ne oldu? Bir bunun sonucu oldu mu bugüne kadar? Herhangi bir sonucunu gördük mü? Vallahi şimdi bu özellik dediğiniz şey başka mesela, bir şey biliyorsunuz. Mesela Gelecek Partisi de yetkilisi açıklama yaptı. Dedi ki daha genişini düşünmemiz lazım dedi. Hı hı. Buna cevap olarak. Ha bayağı zaten farkını okudu. Ali Babacan'ın başkan daha da yardımcısı diyor ne diyor? Anayasadan belki herhalde onu söyledi federasyon mu olacak? Ne olacak bilmiyoruz. Peki yani. O zaman yani bir tek bu konu mu? Başka hangi konu rahatsızlıkları var? Vatandaşlık konusu, anayasanın değişmez maddelerinin değiştirilmesi, Türklüğün anayasadan çıkarılması... tarikatlara biliyorsun şeylerin tekke ve zaviyelerin açılması tarikatlara kendi inançları doğrultusunda adam yetiştirmek için üniversite kurulmasına yönelik girişim ki Ali Babacan bunları söyledi. Tamam Zafer'in dediği gibi 2200 tane maddeye gerek yok ki programları belli olmuş. Bunlar... Altılı Masa'nın programı sayıyorum. Bir, Türklüğü ortadan kaldırmak. İki, Türk bayrağını Kürt televizyonuna demeç verirken CHP genel merkezinden kaldırmak. Biri Türklüğü ortadan kaldırıyor, biri Türk bayrağını kaldırıyor. Başka tarika ne dedin? Tekke ve zaviyelerin yeniden tamam, açılması açıyor. Ve onlara üniversite kurmaları kendi vatandaşlık ideolojileri kaldırıyor, Türklüğü kendi... kaldırıyor. Atatürk ilkelerinin devrim evet. Kanunlarını kaldırıyor. Programı belli altılı masada. Bir de anayasanın değişmez maddeleri teklif dahi edilemez diyor biliyorsun. Tamam, suçla işliyorlar. Anayasal ettiler. Bir suçla işleniyor. Onu söylemiyoruz dediler ama sonra. Peki şöyle yaptılar. Olmuş benim anladığım o zaman. Evet. Bunlar bir torba hazırlamışlar değil mi? Herkes önerilerini, vaatlerini 2200 olarak böyle biri 1560, biri 760 falan. Şimdi öyle değil mi yani? Bu 2200'lerin uzlaşılma ihtimali var mı? Olma, zaten onun için de anlaşamadıkları maddeler varmış. Ha, yani o herkesin ortaya Hande, getirdiği... Bu bir 2200'lük torba. Şimdi bu torbada uzlaşılacak şeyler çıkacak herhalde. Çok sayıda komisyon kurmuşlar. Bu komisyonlar peki. Zaten şey demişlerdi, olası bir erken seçime karşı çalışmalarınızı hızlandırın, yıl sonuna kadar yetiştirin demişlerdi. Ben mesela komisyondan birisiyle konuştum. Hangi yıl sonunda? 2023'ün geçen 2023'ün sonunda. Bu ondan sonraki ilk toplantı ya. Yani, belki hani onlar gelmişse. Ben komisyondan birisiyle konuşmuştum. 2023'ün sonunda. Tamam ben şaka yaptım abi. Evet komisyondan bir yetkiliyle konuşmuştum çalışanlardan. Dedi ki talimat geldi. Haftada 6 gün çalışıyoruz ve bunları yetiştireceğiz diye. Peki aday ne zaman açıklanacak diye ısrarla hep onu soruyoruz biliyorsunuz. Evet. Onun için de Şubat'ın İlk yarısı tarihini verdiler. 14 Şubat Sevgililer Günü olmasın. Şaka yaptım da. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bugün yani 7 Şubat dediler ama yani sarkar markar ilk haftası, Şubat'ın ilk haftası diye söylediler. Yok bana gelen ben şimdi bir şey bilgi söyleyeyim. Var. Bir bilgi daha varmış. Onu da alayım sana bir şey söyleteceğim hiç merak etme. Adayı 29 Şubat'ta açıklayacaklarmış. 29 Şubat yetişmez. 400 sonra yani. Bu gece bir güzel bir espriler havada uçtu. Ben de 29'u ne ya diyecektim ki teşekkürler Melik. Bazen evet. 29 çekiyor Şubat. 4 yılda bir abi.